Merhaba arkadaşlar, Yeşil Devin maceralarına hoş geldiniz. Bu bölümde The Amazing Spider-Man 2'ye başlayacağız. Başlayacağız diyorum çünkü daha önce Facebook'tan duyurdum ama Facebook sayfamızı takip etmeyen o kadar çok takipçimiz var ki YouTube'da ne olup ne bittiğinden bir haber olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlar için serinin müjdesini şimdi veriyorum. Hem bir inceleme tadında olacak hem de bir seri olacak. Oyunda elime yeni geçti ve geçer geçmez şu an diski taktım ve direkt sizle paylaşacağım. İlk heyecanım oyun hakkında. İsterseniz önce altyazıları açalım. Filminden yaklaşık çıktığı ilk gün 25'inde gitmiştim filmine. Gayet güzel bir filmdi. Bayağı keyif aldım. Zorluk seviyesi biliyorsunuz hardcore gamer olarak bu seride en zor zorluk seviyesinde oynayacağız. Hayırlısıyla bakalım. Filmi gerçekten güzeldi, etkileyici de. Bir sonraki filminde haberini aldık. Film sonunda mutlaka şey olacak, güzel bir film daha gelecek. The Amazing Spider-Man için. Bu oyunu da umarım önceki oyundan daha güzel olur. Önceki oyun da zevkliydi, güzeldi. Yine Beenox iyi bir iş çıkarttığını düşünüyorum. Menüler falan klasik süper kahraman oyunu. Pek özenilmemiş. Çok güzel olduğunu söyleyemem şu anda ilk izlenimlerime göre ama bakalım oyun başlayınca neler olacak. Yapımcıların açıkladığı bir şey vardı. O da bu oyunda Peter'ın üzerine daha çok düştükleriydi. Yani süper kahramanın aslındaki yani sivil kimliğinin nasıl olacağı ile ilgili. Amma da loading oldu arkadaş. Hani Peter'la da bol bol vakit geçireceğiz diye biliyorum. Demeye kalmadı. Peter'ı da gördük. Bu herhalde Peter. Aha. İlk filmden sahneler. T-Bone. Oley. Direkt Peter'la oynanışa girdik. Grafiklerin yeni nesil olduğunu söyleyemeyeceğim. Konuşamadım. Çok güzel grafiklere sahip değil oyun. Ancak bu grafiklerde Spider-Man için gayet güzel. Evet, Subway'e gidiyorum, metroya. Koşamıyorum şu an, bir koşma tuşu yok. Engellenmiş gibi. Sarı ışıkta durmuş. Evet, karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakalım. Aha! Evet, şu sahne şey ve evet, koşma şöyleymiş. Araba çekil, araba. Ben amcam vuruldu. Çekilin Uncle Ben. Hiç kan yok, bir şey yok. İnsan şu karın kısmına bir kanman yaparmış. Neyse, duygusal sahneler tabi. Uncle Ben was my rock in a world where I couldn't count on anything. A world where my parents disappeared. Where a genetically modified spider bite turned me into something new. But now, Uncle Ben was gone. For his memory, for Aunt May, to make up for not stopping his killer when I should have, I had to become a man. Spider-Man. And I've done some good. Put away a lot of bad guys. But I haven't found the man who killed Uncle Ben. Just one more empty space in a life full of them. Evet, ilk oyunda bir sürü adam patakladık ama Ben amcayı kimin öldürdüğünü bulamamıştık. Bu oyunda onun üzerine mi kurulu acaba? Tipleri okuyalım. A higher combo meter increases the chance to execute signature moves on enemies. Her ne kadar çok combo yaparsak o kadar sağlam hareket yapabiliyormuşuz. Web pull özelliğimizi kullanarak düşmanların silahlarını alabiliyormuşuz. İki tane zaten şey yazıyor. Başka bir hint yok şu anda. Zaten yukarıda bölüm adına bakacak olursak katilin peşine düşüyoruz.
Burası da ne, Kingpin'in mekanı mı? Oyundaki trailerlardan birkaç tane şey göreceğimizi biliyorum. Hani hangi iki tane sanırım, evet iki tane süper kahraman ne olduğunu biliyorum. Kötü adamların. Oscorp karşıda görünüyor. Oh be, örümcek adam kostümüyle başladık. Yuh, ne zıplanıldı be. Evet, şu an kontrol bende sanırım. Evet, bende. Hold LT ve L. Şöyle. Hold RT. Ha evet. Oyunun yeni özelliği. A atarken sağ eli ve sol eli ayırmışlar. Sağ triggerla sağ elimi, sol triggerla sol elimi kullanıyorum. Böylelikle bir daha mesela sol atabilirim şöyle. Dönerken böyle dönüp yapışabiliyoruz. Güzel bir şey olmuş bu olay ya. Bu olay bayağı güzel olmuş. Evet. Bu arada şey çok güzel olmuş. A atarken yukarılar sessiz, aşağılar indiğimizde araba sesleri geliyor. Kornalar falan. Bu arada buraya gidecekmişiz. O olay güzel olmuş. Peki ikisini aynı anda basarsam ne olacak bu triggerların? İkisini aynı anda basınca işe yaramıyor. Belki bir ability açılabilir daha sonradan. 700 metre bu tarafa doğru gideceğiz. A atmak gerçekten şu dakikalarda çok zevkli. Zaten bir Spider-Man oyununda en çok istenilen şey şöyle A atarak şehirde gezmenin ne kadar güzel olduğu ve verdiği haz. Şöyle yapışmayı... Ha, crawl, yeah. Şöyle takılabiliyorum. Şöyle koşabiliyorum. Ve çok karanlık şu anda oyun ya. Bana mı öyle geliyor? Aşırı karanlık. Oo, menü güzelmiş. Utilities, upgrade'ler, webshoot var. Webshoot açık şu an ama 1500'e efficiency'sini arttırıyoruz. Gwen made me this costume after my previous one was pretty much torn and shed after a too close encounter with the turban. Evet, Gwen yeni kostüm dikmiş. Evet, ilk defa Amazing Spider-Man 2 filminde görülmüş bu kostüm. Damage bonus level 1 level sistemi getirilmiş. Bakalım nasıl bir demek ki kasacağız yani. Mesajlar, map, utilities, settings. Ben neye bakacaktım? Game, adjust brightness. Evet, tam olarak bunu istiyorum. Şöyle daha parlak, koyu yerleri göremiyoruz. Ha, şimdi az çok göründü. Spider-Man logosu, evet. Bakayım şimdi, oyuna dönelim. Heh. Şöyle ya. Şimdi daha bir görünür oldu. Thanks. Ne zıplanıldı be. Oba. Geçtim bu arada. Şu tarafta olacak. Yine geçtim. Ha yok, geçmemiş. Şurası, evet. Hey Larry, these guns are heavy. How about a hand? I set this gig up. That makes me the boss and you the hired help. So shut up and put some effort into it. Evet, adam dövme tutorialındayız herhalde. The ringleader looks like the guy who killed Uncle Ben. But I'm not sure. I need to get some pictures. Kamera. Let's get a good look at this guy's ugly face. Bu mu öldürdü ya beni? Ben amcam bu mu öldürdü? That's not who I'm after. Yok, o değilmiş. Ne oldu? Spider Sense sırasında böyle bakabiliyormuşuz. Üf, kafama bir şey düşüyordu. Va, bu olay çok iyi olmuş ya. Oba, Black Cat. Felicia Hardy. Spider-Man you can't kill. Oba. Dodge'larda kontra atak var, kitlenme sistemi var. Evet, nasıl vurmaya başlıyoruz? Atak. Ben zaten Spider-Man oynayana dayak yemem ben genelde ama bakacağız. Üf. Kombolar yükseldikçe vuruşlar da güzelleşiyor tabi. Ha, vurdu ya, tüh. Oo, bayağı güzel kombolar. Tamam hocam, hadi bakalım. A atabiliyoruz mu arkadaşa? Okay, just a little. I can't
can't work under these conditions. Your breath. Güzelmiş, izliyorum animasyonlarını nasıl oluyor diye. Spider-Man'i kontrol ediyorum hareketlerini. Evet, bu arkadaşlar dövdük. Bir kişi daha var sanırım. Yok. Quiet. Let me see your hands. See? Huh. It's your lucky night. You're not the guy I'm after. Ya dövme peşindeyiz de. No, man, no, no, no. I'm afraid of needles and heights. So how about let me down, huh? Relax, you're fine. What? Until the webbing dissolves. But, you know, the cops will find you by then. Please, what do you want? Maybe I can help you find who you're looking for. Just put me on the ground, yeah? Guess the jails all have the same fashion magazines, because there sure are a lot of criminals who look like you. Huh? I'm trying to find this one. Yeah, I seen that guy. Oh. He sells guns to my boss, Herman Schultz. Lying will not improve my mood. Yeah, I swear. I swear, Mr. Schultz is doing a deal right now. I don't know if it's with him, but he's buying enough firepower to take on an army, man. Army? Which army? The Russians, man. They arm up, we arm up. Scary times, man. You gotta be ready for anything, you know what I'm talking about? Tell me where to find Schultz, okay? Maybe I'll upgrade your accommodations to a fire hydrant. Yeah. What do you say? Sounds pretty cush. Yeah. Huh? Got a deal? Evet, adamın daha önce gördüğünü söyledi. Webrush özelliği de devam ediyor. Şu şekilde istediğimiz yerlere atlayabiliyoruz. Yine gökyüzüne ağ atamıyoruz. Evet, şöyle çıktık. Webrush. Wall run. Head to that construction site if I'm gonna find this Herman Schultz guy. Bu demin konuştuğumuz adam şeymiş. Bizim aradığımız katili daha önce görmüş ve patronuna silah satıyormuş. Biz de patronunu bulmaya geldik. Yerini söyledi bize. Şu anda bir anlaşma yapıyorlar dedi. Snap! Now that the cops crack down, every crew in the city is running low on guns. This will give us a hell of an advantage. You mean us? Surrender the guns and maybe you live. Come get them, punks. How about I take the guns? I don't think you guys are qualified to use them responsibly. Evet, şimdi atarak alsak silahları. Use spider sense to find crates. Evet. Mermi şeylere, kutulara. Evet, webrush modundayım. Target seçiyoruz. Uzaktakini seçersek daha iyi olacak herhalde. Şöyle. Ondan başlayabiliyoruz. Ha, şeye gelmiş. Eski oyunlarında vardı Spider-Man'in şu olay. Havaya kalkıp ağ atarak vurma olayı. Maşallah. Aman, bıçaklı var arkada. Maşetli bıçaklı da değil. Üf. Even you're impressed. Şu hareket. On what planet is that called fighting? Ya şeyler çok iyi olmuş ya, kombolar. Dövüş animasyonları. We're all better off if no one gets their hands on that ammo. Evet, bir diğeri şurada. Maybe I can sense where the other ammo crates are. Aman. Spider Sense'ten çıkamıyorsun. Ha, çıktım. Al bakalım. İşte havada atıp tutmak kadar zevkli bir iş yok ya. Dodge yapmayı unutuyorum yalnız. Al bakalım, al bakalım. Al bakalım. Tamam. Şu arkadaş. Evet, hat-trick'i atacağız. Hat-trick de şu aşağıda. Merhaba. Service here is terrible. I demand to speak to your manager. Mr. Schultz, don't worry, he'll find. Üf. Valla sanki filmini izlermiş gibi dövüşüyorum. Şu anda o hissiyat var yani. Psych.
Gayet güzel ve aksiyon dolu yapmışlar. Öldü, tamam öldü, 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 tamam öldü. Nerede şimdi Mr. Schultz? Bu mu? Ah, you must be Schultz. Your goon said you were ugly, but whoa! He was being charitable. Think you can take me, huh, freak? Well, I'm not gonna make it easy for you. Üff, herif keleşle tarıyor ya. Oh, come on. All your friends did. You just bought yourself a ticket to hell. Oh no, I'm so scared. Ver bakalım o silahı. LB. Aa, dövüş sistemleri çok iyi olmuş ya. Üff. Rey Mysterio oldum. Şey, Amerikan güreşi gibi vallahi şey. Left. Ne oluyor? Ha, left button çekiyor, right button disarm atıyor. Çok iyi ya. I'm begging you, man. Look, don't kill me like the others. We can make a deal. Others? Yeah, I've got money, guns. Just tell me what you need, huh? I hear you do business with this guy. What do you want to know? Evet, tanıdığını söyledi zaten bu adama. Oo, konuşma cümleleri de bize kalmış. İstediğimizi söyleyebiliriz. Tell me about Gang Wars. Gang. Gang Wars, identify Ben's killer. Kim bu diyebilirim. Tatü ne işe yarıyor, neyi anlatıyor diyebilirim. Dövmeyi soracağım. Daha fazla konuşabiliyorumdur zaten herhalde. The tattoo. What does it mean? It's a gang thing. There aren't any gangs using that symbol. Only a few people have it. Means he's a specialist. A guy who can get you anything you want for the right price. And he'll kill anyone who gets in his way, huh? Yeah. I already knew evet, that. Dövme şeymiş. Böyle para karşılığı her şeyi getirebilen ve herkesi öldürebilen tiplerin şeyiymiş. Şu benim şeyine bakalım, kim bu adam diyelim bir. Who's the man in the picture? Carradine mi? I don't know if that's his real name, huh? He sells guns without those annoying background checks. Where do you meet him? I mean, it's different each time. You put the word out you want to make a deal, he calls. Always on a disposable cell phone. He's a real paranoid fella, you know? Yeah, he must have a guilty conscience. Evet, anlaşma yaptığını söylüyormuşsun. Her seferinde farklı ve özel telefonlardan arıyormuş ve buluşuyorlarmış. You want the guy in the picture, huh? Look for a gun dealer in Alphabet City. Okay, he goes by Carradine. I think I got his latest number here in my phone. Wait, don't. Ne oldu ya? Stupid. I was so desperate for answers I let him play me like an amateur. Nasıl kaçtı öyle ya? Olacak iş değil. Neyse, adamı nerede bulabileceğimizi öğrendik. Alphabet City'de gun dealer, yani silah satıcısını arayacağız. Carradine takma adıyla. Ova. Left stick'in içine basınca sanırım signature hareketlerden bir tanesini yapıyor Spidey. Deneyeceğim onu hemen. İlk kim onu denemek hatta şu an. Open world'daysek. Evet, 1250 kazandık. Level atladık. Damage bonus falan geldi. Evet, you just increasing the effectiveness level of Spider-Man suit. By beating thugs and completing missions, Spidey gains XP for the suit he is currently wearing, which will eventually lead to an increase in level and make his abilities more powerful than ever. Evet. Böyle level atlayınca kıyafetimizin özellikleri şey oluyormuş, artıyormuş. Çok ilginç. XP aldıkça ve daha fazla yetenek kazanıyoruz. Telefon menüsünü açıyoruz. Level 2 damage bonus geldi. Combat streak bonus geldi. Shooting rate geldi. Daha hızlı mı atıyoruz ha? Oha, ilginç. Evet, burada da Spider Sense'in mesafesini arttırabiliyoruz. Web shoot'un şeyini, verimini arttırabiliyoruz. Web rush'ta da web rush, web pull, weapon jam. Oh, güzel. Dur bakalım. Web rush, throw. Şunu kullanacağım. Throw.
With the benefit of the added experience, Spider-Man has learned to use the momentum for a web rush to helping him lift. Evet, büyük objeleri ağa atarak alabiliyoruz. 1500 istiyor tabii, bizim 1250'miz var, bunu açamıyoruz. O yüzden bir şey vermeyeceğim. Weapon jam, silah sıkışması demek ama. With practice of Spider-Man learns now how to use a web pull technique to yank weapons from enemies' hands and glue them into permanently to the ground. Evet, direkt yere bağlıyormuş silahları alıp bir daha alamasınlar diye. Güzel. Neyse artık bir, şu an zaten alamıyoruz bir şey. Şimdi şu hareketi denemek için, sadece hareket denemek için üstü kapalı bir yer lazım. Şurada köprü var. What are people gonna learn? Bad guys love to use burner cell phones that can't be traced. But if I find the transmission tower, I can tap into it and hear what they say. Yok, burada işe yaramıyor ya da çok yüksek diye yaramıyor, bilmiyorum. Dur bakayım. Bütün tuşlara basarak Webrush'ta yapabiliriz belki. Şimdi şöyle abi, deki tavandayım. Evet, işte bu. Tavandan iniliyormuş. Yalnız dönemiyorum. Eskiden bunun dönmesi vardı. Buralarda dönebiliyorduk. Çok güzel hareket abi ya. Çok hoş ya. Tam bir örümceğim. Oo, kendi geri çekmesi de muazzam. Tamam, devam edelim. Fazla oyalanmayalım. Yeha. Tamam tamam, hallettik, dur. Son anda. Bunun tepesine mi gideceğiz? Geliyorum. Şey yapabiliyor muyuz? Heh, şu hareket de çok güzel ya. Şöyle durup izlemek aşağıya, etrafı. Ve umarım bu oyunda artık karşıya geçilebiliyordur. Map'e bakmadım ama. Map vardı şurada. Bir map'e bakalım. Zoom. Yok, geçilmiyor yine karşıya. Şu karşıları bir yapın abi. Sadece Manhattan'dayız. Şuralara geçilmemek beni bitiriyor yani. Mesela Ultimate Spider-Man'de karşı taraftaydı evimiz. Brooklyn tarafında. Burada Manhattan'da. İlginç. Neyse, tırmanalım. Oha, geri attı bizi ya. Hocam Webrush şura işte, ha. Evet. It's like I can't tap into the cell tower until I disable all their security devices. Wow. I might actually have to switch to this company. Disable spiders. 3 noktaya gidiyor buradan. Oralara mı ineceğiz? 3 noktayı gördüm. Biri şurada, biri şurada, biri de şurada. Şuraya doğru atlayalım. Evet, biri bu. O ne? Jammer mı? Tamam. Diğeri şurada. Diğeri de helipedin oradaydı. Yani şurada. Tamam abi. Okay, Alphabet City. Talk to me. Evet, yine side mission'lar var. Accomplishing carrying deeds will improve Spider-Man's reputation and provide bonuses to the capabilities of his suite. Let crime grow rampant. However, the Daily Bugle's J. Jonah Jameson won't hesitate to assess Spider-Man's public image. Tamam. Heroic events will appear now on the city after a while on a critical stage and from the point you will have to hurry to reach it or else Spider will be held accountable for his inaction. Uff. Evet, şu anda konuşmaları dinleyebiliyoruz. Silah almak isteyen insanları duyup gidebiliriz. Bu arada hemen az önceki oyunun açıklamasını söyleyeyim. Ne dediğini. Uff. Sağda solda şey oluyormuş. Spidey'ye ihtiyaç duyulan olaylar oluyormuş. Tıpkı eski oyunlardaki gibi. Onları yapmak... o görevleri yapmak... Aha, dergi, comic page. Hemen alayım hocam. 15 tanecik mi? Daha fazla olması lazım. 1000 tane vardı ya. Sadece bu bölgede 15 tane olabilir. Bu yardıma ihtiyaç olan insanlara yardım etmek imajımızı tabii çoğaltıyormuş.
şehirde insanların bizi sevmesini yarıyormuş. Sürekli çünkü J. Jonah Jameson imajımızı kötülüyor bildiğiniz üzere. Ancak yardım ederken eğer yardım edemezsek bu da imajımızı düşürüyormuş. Bilmiyorum ne anlama geliyor. Geldim hocam. Kaç sen kaç, bende bunlar. Şimdi bakalım. Silah almaya mesela şu olay. Aldım silah attım. Şöyle de vurdum. Ay kaçamıyorum yalnız ya. Kaçmalara birazcık da alışmam lazım. Üff. Evet, birini daha kurtardık. Ne oldu? J. Jonah Jameson'a mı çıktık? Happy faces of residents no longer afraid to walk the streets prove once again why he's called your friendly neighborhood Spider-Man. Aa, çok iyi ya. Haberlerde yine iyi olarak çıktık. İmajımızı arttırıyoruz. Kahramanca davranış. Evet, bu yükseltti. Bir de böyle bir meter varmış. İster kahraman istersek tam tersine gidebiliyormuşuz. İyi misin hocam? İyisin, iyisin. Çok uzağa kaçamamışsın ama iyisin. Evet, crawl. Şimdi ne yapacağız? Telefon konuşmalarını dinledik. Bir buluşma oluyor sanırım. Oraya gideceğiz. Ben amcanın katilini bulmak için. Ama ve lakin bunu bir sonraki bölümde yapacağız. Şu 550 metre ileriye gideceğiz. Yeni kostümler atacağız tabii. Spider-Man oyunu için heyecanlıyım. Kimlerle kapışacağız? Black Cat'i gördük ilk bölümden daha. Heyecanlı olacağı benziyor. The Amazing Spider-Man 2 gerçekten. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik Yeşil Dev'in maceralarından ayrılmayın. Eğer bölümü beğendiyseniz Yeşil Dev'in maceralarına abone olmayı, bölümü beğenmeyi ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız.